B-Times'ın katkılarıyla hazırladığımız Senior Ne Diyor'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde futbol tarihine döndük tekrar. Deportivo şampiyonluğunu yapmıştık. Orada biraz bir kulaklarını çınlatmıştık. Şimdi Doruk'la temelli masaya yatıracağız. Müstakil bir Roy Makay programı yapalım dedik. Ve Doruk için daha çok yeri olan, benim de saygımın büyük olduğu ve Metin Özge'nin favori golcülerinden biridir. Hatta o programda Makay'ı eşi babam kadar sevmiyordur demiştim. Ee, ona da bir selam gönderelim Makay'la bir daha. Önceki selamlar abi. Ee, ben dolaylı yoldan pedere şöyle bir selam yollayabilirim. Evet yani ben gerçekten istedim Roy Makay yapmayı. Çünkü e, 9-10 yaşlarındayken <laughs> o dönem e, dubleks bir evde oturuyorduk abi. Benim de... Ayıptır söylemesi. <laughs> yani o dönem öyleydi. <laughs> evet. Bu dönem değil. <laughs> Benim öyle değil mesela. E, yatak odam üst kattaydı ve işte bir uyku saatim vardı. Babam belli bir saatten sonra uyumamı isterdi. E, ama gerçekten e, Makay Tristan'ın ve beni o kadar etkilemişti ki ki o zaman Nant takımı da çok iyiydi. E, Nant'ı hatırlıyorum. Ben e, işte gizliden gizliden yukarıda bir yandan maçı izleyip bir yandan böyle Trabzon'dan bizi duyuyor mu, geliyor mu falan diye babamı kesiyordum. Duymam ihtimali yok. Tabii ki ben çocuk aklımda onu kandırdığımı falan sanıyordum. Ee, ama o Deportivo, Makay özelinde e, benim yani futbola gerçekten tutunma, futbolu sevme sebeplerimden biri olabilir. Güzel. Yani senin için bizimkilere de girecek bir topçu var orada. Evet. Yani, e, Doğru. Benim için de bir hayranlığım yok ama dediğim gibi yani şey bir de böyle gurmelerin, böyle rafine zevklerin topçularındandır Makay. Ya. Yani bir golcü konuşuldu mu Mesela bizim Murat çok underrated dedi. Birisi sol ayağını övdü. Birisi pozisyon almasını över. Hep bir kulakları çınlatılır. İşte milli takıma geleceğiz. Orada az şans bulduğu konuşulur. bir dönemi hakikaten çok etkilemiş. Bir dönemin sohbetlerine sık konu olan bir adamdan bahsediyoruz. Yani. Hulusi Duran şöyle demiş. Benim için hiçbir zaman favori oyunculardan biri olmadı. Aynısı benim için de geçerli. Ama bu ama da benim için geçerli. Saygı duyulması gereken bir bitiriciliği vardı. O, o, o boyla böyle teknik adam bana Davor Şükere hatırlatırdı demiş. Davor Şüker'e de bayılırdım İlhan ya. Tavsiye ediyoruz golzen skills'imizi. Benim en zevk aldığım programlardan Gerçekten biridir. Gerçekten bayılırdım Davor Şüker'e de. Ee, çok güzel bir hemzemin yapmış. O zaman sana şöyle sorayım. Biz Murat'la da işte gollere e, dün tekrar bakarken bunun geyini yaptık. Hangi ayağı güçlü ayağı Roy Makay'ın? Var mı bir cevabın? yani? Sağlak mı? Solak mı? Ya i̇ki ayaklı zaten de hangi ayağının güçlü olduğunu anlayamıyorsun izlerken. Bir dönem bunu sık konuşurduk eski programlarda da benzersiz yetenekler var bu iki ayaklı. Mesela Hodl da öyle, Bobby Charlton da öyle, e, da öyle. E, diyor ki ya ben diyor. E, bir röportajı var onun. E, Graham Hunter'la YouTube'da tavsiye ederiz. Ee, orada diyor ki, aynısını Hunter da soruyor, ben ayağım diyor. Hep sol ayağımı tercih ettim ve güzel gollerimin çoğunu sol ayağımla attım. Ama e, Ipswich'te de oynayan Müren'le birlikte Tyson diye bir oyuncu var. Bunların vites aranamadan hocası. Ee, hem takımda oynuyor hem de hocalıklarını yapıyor altyapıda. O sağ ayakta da topa vurabileceğim konusunda beni cesaretlendirdi ve sağ ayağımı da sol ayağım kadar kullanıyordum. Frikikleri sağ ayağımla atarım. Ama hareket halinde bir topa vuracaksam sol ayağımla vurmaya özen gösteririm diye. Yani iki ayağı da cidden. senle golleri izlerken de e, benim sık dikkat ettiğim şeylerden biridir. Hakikaten muhteşem. Ya çok fazla e, tabii öne çıkan özelliği var. Yani bir kere işte golcü içgüdüleri ya da golcü acımasızlığı. Şey çok hoşuma gidiyor. E, gerektiği yerde yani kafaya koyduğu noktada şuta yönelmesi. Dribbling yeteneği var, becerisi var, hızı var bence. O fiziğine göre, o boyuna, cüsseye göre. Ama e, hani kaleye gitmeye gerek olmadan uzak mesafe e, goller yapması. Tabii topsuz oyun. E, bir Hollandalı'da olmazsa olmaz olan ilk dokunuş. Birçok golle göreceğiz birazdan. Acayip ilk dokunuşları var ya. Yani. Beni bir diğer şaşırtan şey de şu olmuştu. Deportivo yaparken buğrayla takıma bakıyorduk listeden. Boyu abi... Ben 1.86, 1.88 bazı yerlerde ben o kadar uzun olduğunu izlerken inan hiç anlamıyordum. Yani ben... Mesela Van ile gibi... aynı boyda, Van Nistelrooy daha fizikli gibi duruyor. Biraz daha Değil mi? E, geniş. Bir de, de surat falan da. biraz daha evet. Jim Morrison gibi. Ya. Aynen olabilir. Abi benim de şey çok hoşuma gidiyordu ya Makay'da. Kafa gollerinde abi hem havada asılı kalıyor hem de birçok kafa golü aşırtma odaklı Vurduğu toplar. Elle atar gibi. Elle atar gibi. Gerçekten öyle yani. Ya da işte basketboldan bir gözyaşı damlası bırakır gibi kafa golleri var. Hiç kolay işler değil bence. Ee, şimdi keyfe başlayacağız. Ee, kadeh kaldırmaya başlayacağız. Ama şunu da belirtelim. Gene Şampiyonlar Ligi telifleri yedik biz. Evet yani. <laughs> Evet. <laughs> Onun için onu baştan söyleyelim. Deportivo Lens 2002-2003 sezonunda iç sahadaki çaprazdan volesi. Yine aynı sezonda Buffon'u Del Alpi'de avladığı muhteşem sol ayak plase. Ve 2004-2005'te Bayern maçında, Bayern Ajax maçında kafa golü ve bazukası diyelim ee, ilk gol o da. Bu iki gol listede vardı. Bu e, bir önceki programda Indirdiğimiz 24 golde onları mecburen çıkarmak zorunda kaldık. İşimize de geldi tabii. Direkt <laughs> 20 golden hayatımıza devam ettik <laughs> diyelim ve istersen başlayalım. E, lütfen, önden buyur. Bugün ilk defa bu programda bir zevki tadacağız. Oynat Uğur'cum <laughs> zevkini Bekir'den rica edeceğiz. Bu teknolojiyi getirdi bu stüdyolara sağ olsun. E, rica edelim Bekir'cim ilk golle Vites Arnaim. Kariyerinin, profesyonel kariyerinin başı ve bir... Benim bayıldığım Hulusi e, Bey'e de oradan selam gönderin Bu bir şuker golüdür. Bu evet. bir Aykut Kocaman golüdür. Ve Makay golüdür. Muhteşem bir vuruş. Ama Doruk Hollanda Ligi'yi izlerken kaleciler ve savunmalarla çok didişti. <laughs> Bu her e, o döneme giren futbol severin... <laughs> Olmazsa olmazıdır, hepimiz yaşadık bunu. Ama biliyorsun yani biz bu programda bu sezon çok kaleci gömdük. Kaleci performansı gömdük. Ya İtalya'dan da yaptık bunu, yeri geldi İspanya'dan da yaptık. En az gelişim kaydedenlik Hollanda yani. <laughs> Şu an hala Hollanda. Hem mil takım bazında hem lig bazında... ...iyi kaleci çıkartamıyor. E, Tabii bu takımda iki tane e, çok öne çıkan genç yetenek var. Biri Makay, biri Koku. Zaten ikisi de sonra İspanya'da iş yapacaklar. Ben şeye çok şaşırdım abi eee Van Hal'in Ajax'ı 95'te şeyi almadan önce değil mi? Milan'ı yenip Şampiyonlar evet. Ligi'ni almadan önce aldıktan iz... sonra galiba. Ya da aldıktan sonra o yaz Makay'ı istiyor. Makay buna yanaşmıyor. Evet. Ve o dönem Hollanda'dan çıkıp başka bir lige gittiği içinde yani Tenerife tercih için söylüyorum. Epey garipseniyor. Yani Hollanda'da yapan Hollanda'da kalır gibi bir algı da var 90'ların ortası için. Bu da biraz Ayaksan kaynaklı galiba domine ettiği için değil mi? Kesinlikle. Ve dediğin şey çok doğru. Ona birazdan stille ilgili misal Mehmet Seziye Erken demiş ki nasıl tanımlayabiliriz? Golcü mü forvet bölgesinin her yerinde etkili olan bir golcü çok mü? zor soru ya. Bence ikisi, ikincisi. Yani Zaten fan halinde o ayaksa onu istemesinden bunu anlıyoruz. Çünkü o forvet attı özellikle Litmanen'in kullanışını hatırlarsa evet. izleyiciler. Böyle bir oyuncuyu isteyen bir stilo. Burada da gollerinde de göreceğiz. Forvet bölgesinin her yönde yani deparı da var. Özellikle kontralarda çok iyi çıkışları var. Uzaktan şutları var. Öyle Fox in the Box bir oyuncu değil yani. Yok kesinlikle değil. Bağlantısı da var ama açık alandaki hızı ve karar alma yeteneği de gerçekten çok üst seviyede. Yani bunu çalımlarında ve vuruş yaptığında seçtiği köşeler, kalecinin pozisyonunu aldığını, kalecinin pozisyon aldığını incelediğini anlıyorsun. Yani hiçbiri laletten yapılmış vuruşlar değil. Tenerife'ye geçtik. Onun Tenerife transferinde Yupaykens'in rolü var. Tenerife Tenerife'yle evet. UEFA Kupası'nda önemli işler yapıyor o dönem ama sonra Yupaykens gidiyor ve Tenerife ile kümeye oynayan bir forvet. ...olmaya başlıyor e, Makay abimiz. Burada çok güzel bir e, açıklaması var bence oyunun dönüşmesine... E, ...imkan sağlayan. E, öncesi şeyi söyleyeyim ya bu da çok iyi. Transfer olurken iki şeyden habersizdim diyor. Bir, herifin <laughs> bir adı olduğundan. <laughs> e, i̇ki, işte e, Haykens'in Real Madrid'e gideceğini bilmiyordum diyor. Muhtemelen biliyor olsa gitmezdi. Ama lig biraz sert geliyor e, doğal olarak, İspanya Ligi ve şundan bahsediyor. İspanya'ya geldikten sonra Tenerife'ye geldikten sonra e, hızlı olmaktansa akıllı olmanın evet. daha önemli olduğunu fark ettim diyor ve gerçekten buradan sonra kariyerinin bir dönüşüme uğradığını ben de düşünüyorum. Kesinlikle. İzleyelim ikinci golü. Çok iyiymiş ya bu. Rahat değil mi ya? Öbür türlü tıktık. Tık. Bu golde Doruk da çok ikilemde kaldık. Doruk şunu dedi. Eğer bilerek vurduysa alalım sonra baktık ki bilerek vuruyor şurada özellikle. Bu benim bayıldığım bir golcü vuruşudur. Bunu Brezilyalılar çok yapar biliyorsun. İşte bu akılın devreye Kesinlikle. girdiği anlar. Ve belki. sağ ayak. Ona dikkat edin. Evet. 3. gol geliyor şimdi. Çok iyi vuruştu işte. ya. Kaleci Üçte teselli de. ediyorlar gibi düşün yani. <laughs> Olur. Burada of. sağ dış. Sağ dış. Uzak köşe. Yine sağ mesela. Üçte iki şu an yüzde altmış evet. güya zayıf ayak gole atıyor. <laughs> Oraya çıkan stoper ne düşündü onu bilmiyoruz ama biz gole baktık, gole odaklandık. Savunmacıları hiç. Devam ediyoruz Tenerife'den. Şimdi teknikte girecek işin içine galiba. Evet. <laughs> Böyle o kadar çok atıyor ki. Evet, evet, evet. Mesela önünde mesafe var. 2 üst üste iki çalım atmışsın, özgüvenlisin, devam edebilirsin driplingine. Hayır. Görmesi yeterli yani. O resmi görsün. O nereye vuracağını çok iyi biliyor. Kesinlikle. Ve bu Tenerife'deki son golü artık. Dördüncü gol. Ee, daha sonra Tenerife küme düşüyor. Yani ne olacaktı ki? Zaten ilk sezonunda yalpalıyorlar. ikinci sezonda düşüyorlar. Ama bir UEFA yarı finalleri var. İşte şeyle abi. önceden dediğim gibi Jupp Yupa Aykens'te. zaten Real'e atan aslında o çıkış. Ee, daha sonra birçoklarının benim de içinde dahil olduğum grubun onu özdeşleştirdiği diyelim. Evet bu Bayern Münih ceketine benzer ceketimi giydim Bayern Münih için ama benim için Makay dendim. Aklıma gelen ilk şey Deportivo La Coruña'dır. Ve o dönem başlıyor. 99-2000 sezonu gider gitmez baş rolde bir şampiyonluk yaşıyorlar. İspanya futbol tarihine geçen. Zaten 6-7 takım falan var İspanya'da şampiyon olabilen. Onlardan biri oluyor bu küçük sahil kasabası. Onu da şey diyor. Gittiğimde dediler ki bana Eylül'den Nisan'a kadar yağmur yağacak. Neyse ki ilk sezonda çok yağmur yağmadı diyor. Yoksa bir kabustu benim için. Ee, sevgili Kutay Ersöz bu aralar. Ee, La Corunya'da yaşıyor. Ne ve o da, ve o da <laughs> aynı hava şartlarından şikayetçiydi. E tabi şimdi e, Makay gitmeden önce sonrası Tristan da gelecek. E, ama ne yazık ki bu ikili La Liga kazanamayacaklar beraber ama Deportivo'nun çok ee, şampiyonluğa yaklaştığı bir sezon daha var. Tabii tabii. 94. Öncesinde de var. Sonra, tabii 90'lar. Değil mi? Tabii, tabii. Valencia maçı son hafta penaltı kaçırıyor. Kimdi şu an hatırlamıyorum. Özür diliyorum. Yugoslav liberoları. Ee, ve Barcelona gol avereciyle şampiyon oluyor. Ama Makay'ın geldiği de Portugal bundan birkaç sene geçmiş. Ee, birkaç sezon üzerine geliyor. Daha orta şeker. İşte ilk onda bitirelim yeter. Tadında bir takım. Makay gelene kadar. Ve ilk maç abi Aleves. Hedrik yapıyor hesabı uçuyor, acayip bir giriş. Lige girişe bak ya ve onun dilinden anlayan oyuncular da var artık. Önceden Koko diyorsun, hı hı. Tenerife'de belki bir iki adam sayarsın. Ha burada Cálminya'sı var, Naivendi var, Mar 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 Mario Santos'u var, Konse Sáos'u var, Mario Silva. Özür diliyorum Brezilya milli takımında 94'ü kazanan. Yani Deportivo hakikaten çok güzel bir takım ve orada birlikte aynı dili konuştuğu oyuncularla hepimizin aklına kazına makay olmaya başlıyor. Açalım Deportivo hesabında. İnanılmaz bir ilk dokunuş. Yine e, mesafe kat etmeye gerek duymadan. Ya bir topu sola iterken sağ tarafına vurması o belin dönüş falan çok zor goller. Ki boyu da hesaba katalım Tabii. bunları konuşurken. Hani izlerken dediğim gibi 1.78 gibi duruyor ama bayağı boyu olan. o yüzden bence mesela bir 9'dan ziyade 7 ona daha çok yakışıyor. Değil mi? Ya da işte Bayern Münih'te 10 giymesi falan. Onu da çok severdim. Bu ikonik gollerinden biri. Basacak gidecek şimdi. Burada yine fizik, hız, hızlanma uyumunu görebiliyoruz. Yine <laughs> devam etmiyor ve yine müthiş başırtma. Mesela Ali Öncü Çetin Baş demiş ki e, Nistero ile Makay'ı karşılaştırsanız hangi, hangisi hangi özelliklerde daha önde gözükür? Bence Makay'ın all around forvetliği Nisler oyun önündedir. İki ayağı Nisler oyun önündedir. Topsuz oyunu eşit olabilir. Nisler Roy'da az değildi ama öbürünün ceza sahası kurnazlığı bundan öte olabilir. Evet ama sanki yani gol e, kılavuzuna bakarsak Makay'ınki biraz daha geniş gibi ya. E üstelik farklı sistemdeki takımlarda bunu başarması. Öbürü United gibi bütün mekaniğin oturduğu takımda devam etti. Öncesi PSV zaten Hollanda Ligi'ni eskiden bu kadar şey almazdın. Herkes gol atabiliyor gibi bir his vardı. Ya hala var. <laughs> yani Yansen falan görmedin mi? 25 milyona toplama transi değişen hiçbir şey <laughs> Batı cephesinde yeni bir şey yok yani. Ama o da hiçbir zaman korktuğum center olmadılar. Çünkü ben Milan'ı desteklediğim için bunlar Nesta'nın, Maldin'in, Stam'ın kucağına düşüyorlardı. Ben rahat izliyordum ama büyük oyunculardı. Maka'yla röportaj yapsam sorum şu olur ama Deportivo'dan bir sene daha geç ayrılıp o Milan zaferini yaşamak ister miydin? Benim büyük futbol izleyicisi yaralarımdan biridir. Efsane bir gecedir Deportivo'lular için. Bir de o dönem bence şimdi biliyorsun yeniden değişiyor format. Şampiyonlar Ligi'nin e, en iyi, en keyifli, en rekabetçi olduğu dönemdir. Gruptan çıkarsın sonra bir grup, bir grup daha, daha gelir sana. Sen bayılıyorsun ona. Evet çok seviyordum. Devam edelim 7'den. Bak Konse Bunda ismini bir fikir birliği oluşmazdı. Ama doğrusunu söyleyeyim. Sağ bence. ayak. Conchichao. Yani sağ ayak, sol ayak, plase. Aklına ne geliyorsa yani. Aşırtması var. Hı. Kafası gelecek şimdi. Çok kafalar almadık bu arada. Yani evet. benzer kafa golü çok olduğu aldık. için hayır, elit kafaları aldık. Biraz İlyas Salman'a benzetir misin Makay'ı peki? <laughs> Aften bizim ailede çok konuşulurdu bu. Yani nasıl siz oturup akşam yemeklerinde makam... <laughs> Şampiyonlar Ligi izlerken <laughs> bu fikirler <laughs> ortaya atılırdı yani. <laughs> Futbolun magazin tarafı. E şu etkileyici tabii. Ee, çok yüksek gol sayılarına çıkıyor. Zaten abi kariyerinde iki maçta bir gol ortalaması var. Bu pek olabilecek bir şey değil. Yani 0 48 falan maç Adamın boyu. orada Hazelbank izliyor. En evet. güzel yerden o izlemiş golü. Yani lige, şimdi ligde Raul var genç bir Eto var. Tabii. Altın ayakkabı aldığı sene Ronaldo geliyor. çok da ciddi bir gol atıyor. Yani, sıyrıldığı lig elit golcülerle dolu Bezeli o dönem. Ya öyle, yani meydan bize kaldı ve Makay çıktı. İşte Deportivo'da 4 senede 150 gol attı gibi bir durum da yok. 2002-2003'te en büyük performanslarından biri Dediğin gibi altın, toplamda evet. 39 golü var. Ligde 29 golü var. Altın ayakkabıyı alıyor. Bu dördüncü ve son Hollandalı altın ayakkabıyı alan Kist, Kift ve Van Basten'den sonra üçü de Hollanda takımlarında kazanıyor bunu. Yurt dışında kazanan tek Hollandalı. Van Basten bu yüzden mi kurulup milli takımda <laughs> e, hak ettiği süreyi vermiyor? Bak bak ya. <laughs> Ulan biz İtalya'da oynadık suçumuz neydi be diye. Ee, o sezonda dediğin gibi ikinci Ronaldo, üçüncü de Nihat. Evet, tabii. Türkiye'deki spor severler, futbol severler için en unutulmaz Avrupa sezonlarından biridir. Ee, bayağı kenetlenmiştik yani. Şimdi Arda'da görüyoruz onu mesela. Evet, aynen öyle. Devam edelim. Abi, bu senlik bir şey. Abi bu, e, bu Bu golü Hugo Sanchez mi atmıştı bir de ya? Mümkündür, ya, yapıyordu. Kesedi sırtın dönük e, kafayla aşırtma atma kararı vuruştan daha kıymetli benim için. Bu kararı almak ki e, Bekir'den tekrar rica edersek mesafeye bakalım. Zaten iki stoperin arasında farkında o topu indirmesinin ona zaman kaybettireceğini neredeyse yaydan. Ya abi hadi biraz abarttım da ya yani, cezasına girer girmez. Bunu, bu vuruşu yapman için top havadayken Şöyle bir son bir e, yan gözde kalecinin yerini de etme Stoperin yani. yerine de bakıp vücudu yerleştirme Bir Birçok şey yapıyorsun. O yüzden şans değil. Kaleci de Kees Keller. Amerika'ya kaleciliği getiren adam. <laughs> Pek gelmeymişe benziyor ama. <laughs> <laughs> Daha ulaşacak Vedat <laughs> ya. O kadar de ki. <laughs> Devam ediyoruz. Benim bayıldığım gollerden biri. Ben bu vuruşlara hastayım. Bu formayı da çok severdim. Ve büyük kaptan fıran da orada. Murat şey dedi ya, golü izler izlemez. Al abi sana bir ümit karan golü. <laughs> Ekrana çıktı Jokanovic. Tenerife'de birlikte oynuyorlar. 99-2000'de şampiyon olduklarında Deportivo ile. Diyor ki düdük çaldı ve e, Slavisa ile birlikte sarıldık. Geçen sene küme düşmüştük. bugünlerde şimdi şampiyon olduk dedik diye. Garip bir kariyer geçişi cidden. Yani 10 ayda filan bambaşka iki duyguyu yaşıyorsun. Hep öyle derler ya küme düşmenin duygusu da ayrı bir şeydir. E, o, o stres, o sonuç. Çünkü ee, üzerine yapışır o. o Düşen oyuncu olursun artık sen yani. Tabii makayın etkilenmediğini düşünüyoruz burada <laughs> çünkü o bambaşka bir seviye. Bir de bana sorun diyordur. Zor gol abi baksana yani. Ya şimdi işte bunu Haaland falan yapınca millet Tabii. delirip... Burada yani Doruk kaleciye bile sallamadı. <laughs> Konse Sao gene uzunu atmış. Burada kalecilik bir şey yok ya bence. Forma da deneysel. Yani çok severdim. Bu yine senin elle attığı kafa gollerinden. Bayıldık buna da. Ki Şampiyonlar Ligi'nde elemek zorunda kaldıklarımızdan biri de buna benziyordu evet, ayak zaten. Evet. Yine arka deriye koşmuş. Backstopper arasına. Bir önceki gol de öyle. Bir geni... Fran Usta kesmiş Örlü krosu yine. Caner Erkin misali. Yine bir saniye kalıyor. Darbeli ve uzak köşe. Yani genelde e, nereden kafa vurursa vursun uzak köşeye denemesi benim dikkatimi çekti. Benzer bir gol gelecek yine. Yine aynı. Kesiyor ve farklı bir kafa bu sefer de. Yine çok Daha benzer. darbeli. Daha darbeli. Yine uzak, yüksek. Ee, yine benzer bir yere koşu yatıyor. Scott Bu sefer daha da iyi yapıyor. sıçrıyor. Evet. Şampiyon oldukları sezon da yedek, onu yedekleyen oyuncu Pauleta. Onu da hatırlatalım. Aa. Tabii. Zaten Makay'dan sonra en çok gol atan oyuncu. <laughs> geldi. Favori Zaten İbrahim üç golü geldi. Takım değişmeye başlamış. Çok Olur. iyi dokunuş. Ve yine tırnak içinde zayıf ayak. acayip bir gol ya. Ya tabii şimdi e, biraz da arttı bu tarz goller. Yani tabii. mesela artık bir golcü ön direğe koşu atıp topukla bitirdiğinde eskisi kadar şaşırmıyoruz değil mi? Hani bekliyoruz hatta şey diyoruz ya kalecinin bunu hazırlıklı olması Hı -hı. lazım. Var bunlar. Ama sanki bir 20-25 sene önce e, çok yoktu diye. Tabii canım yani düşün Drobba Madjeri attığında hala çok elit bir vuruştu evet. ya da Del Piero attığında sanki insanlar Porto Bayern finalinden beri görmemişti. Elbette <laughs> atletizm arttıkça bu goller artıyor bu atletizm golü. Ama yani her her dönemde klas her daim unutulmaz. Devam edelim. Ya Deportivo da 8 milyonu mu ne alıyor ya? Belek. Hırsızlık ya bu. Bu 256 golü var galiba kariyerinde. 56'sı falan hiç yoksa böyledir <laughs> bence. Yani hepsini izleyemedik tabii yok ama ee, bakıyor, görüyor, bitti. Konu orada kapandı. Ekstra bir aksiyona ihtiyacı yok. Bu golün de temizini bulmak için epey çalıştık senden. Çok kirli bir görüntü vardı. Evet. Orada bile seçtik güzel gol olduğunu ama. kan Vallecano maçı. Senin skorboard'un devam ediyor. Abi bu salise bile değil yani bu farklı bir zaman dilimi şu karar verdiği nokta. Bak. Ve şey de güzel abi çoğu forvet biliyorsun öyledir. Kaleyi ezberler. Mesela Şükrü bana öyle anlatmış. Dedim ki her golünüz sanat eseriydi. Biraz sanatçıydınız siz. Ya dedi alçak gönüllü olmayacağım öyleydim dedi ama dedi ben kaleyi ezberlemiştim zaten. Şartlara ezberlemiştim ve ona çalışıyordum. Rahmetli Bülent abi de Metin noktayı öyle anlatırdı. ya yani kaleyi ezbere bildiği noktalar vardı diye. Ama Makay'da hep o bak bakışı görüyoruz. Bir kesiyor kaleyi sonra yapıyor işini. Ya bana kalsa e, burada ya atıyorum 10 10 golcünün 4'ü içeri çekmeye çalışır. E, top savunmaya çarpıp taca gider. Beşi korner direğine doğru driplingi devam ettirir. Bu açıdan bence bir tanesi falan vurur. Tahayyül etmek bile imkansız bence öyle bir vuruşu. Deportivo'daki son golümüzmüş. Ee, bu sezon sonunda 2002-2003'te e, Bayern maçında bir deplasmanda hat-trick'i var. Evet, Oliver Kahn'a bir de. Oliver Kahn'a bir de ve şöyle diyelim, beni en çok etkileyen olay bu oldu. İlk kez bir İspanyol takımı Almanya'da Bayern Münih'i yenmiş o maçta. Hadi be. Ve bunu Deportivo yaptı. Sonra da yapan tek takım Real Madrid galiba. İlk kere yendiler sonra 2011'de falan. E, o da 2011'e kadar hala yok. Büyük bir iş. Orada 3 golüyle Makay'ın şampiyon, şampiyonlar liginde grup maçında galip geliyorlar. Ee, benim için de özel sezonlardan çünkü Milano sezon o gruptan sıyrılıp şampiyonluğa gidecekti. Ki yanlış olmasın, o dönemki Real Madrid, galaktik Real Madrid. Yani böyle. Tabii. Öyle böyle bir Real Madrid değil. Ki. Ya ön, öncesi de yani Şampiyonlar Ligi'nde falan... ...kendi sahalarında Bayern Münih'i mahvettikleri maçlar var. UEFA'da, şunda bunda. Ama Almanya'da hiçbir zaman diş geçirememişler. Acayip bir şey. Yani. Şeyi ben çözemedim abi. Bulamadım da. 2002, Kupa de la finali. Yeniyorlar Los Galacticos'u. Makay sıfır dakika. O maçı sakat. Mı? Sakat mı değil mi? Sakat. Hunter abinin bunu da anlatıyor. <laughs> öyle mi? Ya çok ilginç çünkü sahaya girmemesi. Yani Kadroda var çünkü Esame'de. Orada diyor ki o hani büyük takımlarda olur ya ona karşı coşan oyuncuları alırlar. Ee, öyle bir durum mu vardı diyor Hattrick'te. Yok diyor Wolfgang Dremler e, futbol tarihine meraklı ya da yaşı yeten izleyicilerimiz tanır. Ee, Almanya milli takımı ve Bayern Münih'in orta sahası. O dönem gözlemci ekibinde ve Makayı zaten uzun süreden beri izliyormuş ve o alınması için önayak olmuş. E, Dreamler zaten beni izliyordu ve e, beni isteyen birkaç takımdan biriydi Bayern Münih diyor elbette. Belki de o, o maç kararlarını kesinleştirmelerine sebep olmuştur ama zaten takipteydim diyor ve İspanya'dan da Valencia gibi Barcelona gibi talepler olsa da Almanya'ya gitmeyi seçiyor ve bence de stil olarak Almanya'ya özellikle Münih'e uygun bir santrfor. Asıl e, Chelsea ve United'da isterken Bayern'e gidiyor. Burada galiba biraz eee Premier League, şu anki Premier League değil e, noktasına geliyoruz değil mi? Ya yani şu an bir oyuncuyu yani tam tam şu an Chelsea ve United isterse belki gitmeyebilirsiniz. Hani bugün isterse e, özellikle United isterse bence gitmemelisiniz. Dortmund'a gitmelisiniz. Bunu Sancho gösterdi ama o dönem ki bir kulüp rekoru bu Bayern Münih için. 20 milyona falan rekoru kırıyorlar. O dönem Premier Lig takımlarına bakmadan direkt rotayı Bundesliga'ya çevirmek de liglerin ya da takımların halini biraz bize gösteriyor. Üstelik Bayern de hem ligi verebiliyordu. Şampiyonlar Ligi'nde grupta dördüncü oldukları sezonlar vardı. Yani bundan 3-4 sene önceki Bayern Münih de yoktu. Evet Bayern Münih'ti ama tek güç değildi Avrupa'da evet. böyle. Yenilmez bir güç değildi. Ya gerçi o zaman Real Madrid bile yenilmez güç değildi de herkes yenilebiliyordu. Güzeldi yani o günler. Şey burada değil mi? Ee, bu gol değil ama şampiyonlar ligi tarihine geçti. Tabii en erken. Bizim anlarımız dediğimiz vaka yani birçok insan evet. için. Benim için değil ama evet birçok insan onunla hatırlıyor. Burada da e, onun üreticiliği Gert kıyaslanır demiş Kaiser. E, ve diyor ki biz diyor Kaiser'in doğum gününe gittik. Çıktı diyor konuşma yapmaya ve şunu dedi diyor. Önce Gert konuşsun. Bugün burada ben olma sebebim Bayern Münih'e kazandırdığımız başarılar. Hep söylediği şey eğer o olmasaydı bu başarılar olmazdı diye. Küçük bir adamı çağırdı diyor sahneye. İlk kez Gert Müller'i gördüğü anı anlatıyor. Minik bir adam geldi falan diyor. Ve diyor sadece beni değil Bayern Münih'e gelen bütün golcüleri onunla kıyaslıyorlardı. İşte onun verimiyle onun gol sayılarıyla. E bu açıdan da büyük bir yük aslında yani Gert Müller'le kıyaslanmak. Ama altından kalktı mı? Bence kalktı epey. İki şampiyonluğu var. E 2003-2004, 2005-2006 aynen öyle. 30'lar atıyor hatta. İlk sezon, ikinci sezon 30 atıyor. Ve yani altın ayakkabı alıp gelmişsiniz zaten. Aynen. Yani. 29 atıyor galiba. Tam 30 da değil. Ama. 28. Bir 28, bir 29 atıyor ilk sezon. İlk sezonda 22 atıyor. Yani, Over söyleme Evet evet. Önünde Ailton var. 2005-2006'da 17 golü var Önündeki 20 golle Halil var mesela Öyle öyle benzerlikler de var Benzerlik demeyeyim de daha doğrusu Tanıdık isimler diyeyim Devam edelim Görelim. Bayer Münih'le Sağ ayak füze Bayer Münih de çok geçiş takımıydı Bakma yani Luka Toni ile oynadı biri geldi biri gitti Tony sonra mı makaydan ya? Tam bunun geldiği dönem evet 2006'da Tony gelmiş doğru Dünya Kupasından sonra. Bu en beğendiğim Bayern Münih golü. Bak sağ ayakla frik katmış. Kaç metreden atmış ya işte. Değil mi? Yayın oradan düşürürsün topu ayrı bir şey de. Ve, kaç metreden atmış? Ve Dorukla Bayern Münih kulübünün hazırladığı makay gollerine baktık. Bunu almamışlar. Evet şey best goller. Evet. Gibi. Yani şey sosyal medyadaki çalışanın günahını almayalım da biraz Alalım çabuk ya. geçsin diye öyle goller seçmiş ki genç bir arkadaşı dese bu mumuş makay diyecek. Aladım ya öyle şey mi? Şu gol almak ne demek abi? Biz <laughs> Hollanda yani. Ligi izlemek zorunda kaldık. Titiz <laughs> her şeyi doğru seçelim diye. Kendini sol ayaklı olarak tanımlayan bir oyuncunun sağ ayaklı kaç metre attı ilk golünü almamak. Bu ligin son maçı galiba. Çok mutlu musun bu <laughs> kardeşim ya? Münih Olimpiyat Stadı'nda gördüğümü duygulanırım. Lucio orada, Balak. Bu arada Münih transferi de Deportivo Başkanı'nın biraz fırlamalı yüzünden zor bitiyor biliyorsun. Çok mu para çekiyor? Yani gidemezsin bir yere diyor. Deportivo ile idmana çıkıyor. Sezon başlıyor. Hala gönderilmiyor. Bayer Münih'e gidiyor. izin çıkmıyor. Otelde bekliyor. Bayağı bir sıkıntılı oluyor yani. Kulübüne hizmet vermiş, seni şampiyon yapmış adam. Ama bu yapılmaz başkan. Bayern Münih'te 175 maç 102 gol. Maç başı 1.7 mi? Çok Aşağı iyi. yukarı 1.6. Bak akıl dışı, akıl dışı ya. Evet bu Bundesliga'da yapıyorsun. Hollanda'da yapsan yine anlarım. <laughs> Çünkü hani şey abi. Ya önemsemezsin de Bir de gole teşvik ediyor. işte gole prim veren ciddi anlamda yani kelimenin tam anlamıyla prim veren kulüpleri kulüplere birlik. Hani orada anlarım ama ya, bu Nesliga'da nereden baksan maç başı iki gol atmak ne demek ya? Ve az önce de belirttim. Bayern Münih'te tarihe geçtiği o Şampiyonlar Ligi'nin en erken golü. 10 saniye 13 salise. Real Madrid maçı. Yine bir Bayern Real maçı. Ve ona kadar Valencia'lı da bu rekor. 10.56'daki golüyle oğlu şöyle bir mesaj atmış. Baba senin rekor gitti diye. Makay'ın golden sonra. Öyle bir olay varmış. Mesaj atmamıştır ya. Şey, aramıştır o zaman. Mesaj vardı o zaman ya öyle değil mi? Var SMS var. Tabii, tabii canım ya. yapma ne yaptın, ne yaptın ya? ya 2006-2007 2006'da kontörler montörler havada uçuyordu. BBM vardı Hey ben de yok onlar. Biliyorsun ben akıllı telefona bile bu sene geçtim. De öbür telefonum bozulunca. BBM vardı herhalde 2006'da vardı tabii. Abarttım pardon. Şeye dikkat ettik ya dün. Hatta oturup Murat da yine bunu araştırdık. Real'e bir golü var. Kendisini savunmaya çalışan oyuncu Ruben diye bir oyuncu. Abi görüntü o kadar kötü ki rakip hangi takım falan ona bakıyoruz. Ruben'in Real Madrid'in dört tane maçı var. Bir tanesinde alamadık işte telif yiyoruz Şampiyonlar sebebiyle. Bir tanesi de ikonik bir gole <laughs> e, golde yer almış. Sadece dört maç oynamış. Sonra ne oldu, ne bitti kimse bilmiyor. Bir röportajında da şunu söylüyor. Belki daha antra bıledir. O notu almamışım özür dilerim. Deportivo'da kazanmak, şampiyon olmak istiyorduk. Onun için oynuyorduk. Ama Bayern'e gittiğimde ilk günden beri şampiyon olmak ve kazanmak zorunda olduğumuzu hissettim. diyor. Bu da yaşamak istediğim bir his benim abi. Nasıl bir şeydir anlatabildim ya yani bize uzaktan öyle geliyor da işte dünkü maçı izleyince Real Madrid'i, Bayern Münih'i görünce, bir zamanlar Milan'ı görünce ya da Juventus'u görünce gerçi onlar da kazanamıyor da artık. O, o alışkanlık, o formanın kazanma durumu felaket bir olay cidden. Ya zaten işte orada bence oyuncular biraz ayrılıyor. Ya bu baskıyla baş edebilenler Hı. ve edemeyenler. Bak uf şey bir bakalım ya. Ee, bir tekrar alabilir miyiz 18 18 numarayı? Stoperin stoperin sağ ayağına bakalım bak. Sanıyor ki stoper doğal olarak diğer tarafa sağ omzundan dönecek sanıyor o Makay. Bak stoper hazır içeriği kapatmaya. Nefis bir dönüş. Ya çok kolay gibi gözüküyor. Sanki bir stoper hatası gibi gözüküyor. Ama bence birçok savunmacı yani senin demin saydığın babalar hariç o tarafını kapatır oyuncunun. Şu topu atan Timos Şua benziyor hatta bak görüntümüz öyle kötü evet, ki evet olabilir yani saçlar 39 mu 39sa odur İyi kazmaydı o da şimdi yanlış anlamsın sert manasında ya. bundan sonraki golde de acayip bir ilk dokunuş geliyor bak benim favorilerimden aman. ilk beşe sokarım İnanılmaz bayıldım o golüş geliyor hiç görmemiştim birçoğunu Bayern Münih ve Deportivo aman. izledik ama aman aman bu şutu Arvelatse golü abi deniz da diyebilir misin o da olur bunlar zarif adamlar aman aman ya bir de sağla atıp sağla vuruyor değil mi? Sağla da ya yani şurada solla yetenekli topçu atar da sağ çok ters kalıyor abi o hareket için. Baksana. Yani zaten o top e, velev ki sola düştü. Oradan da vurabiliyor. Tabii. En büyük özelliği o. Mesela alamadığımız bir tane ayak Van Bronckhorst mu uzun, uzun atan? Görmedim ki hiç ya. Çok iyi gol ya. Forma da güzelmiş. Werder Bremen forması gibi. Biraz Panathinaikos da var. Şey de çok ilginç mesela. Feyenoord'a gidiyor 32-33'lerde falan. Ee, kariyerinin son lig maçı hat-trick yapıyor. Her an e. Ve abi galiba onu tam teyit edemedim. Bu olabilir mi o peki? Olamaz ama belki. Ee, bilemedim. Onu tam teyit edemedim ama ilk kariyerinin ilk lig maçı da ya da ilk golü mü? Ya ilk golü ya da ilk hat-trick'i de her an Son ettiriyi ve son lig golü de gibi bir durum var. Ama kariyerinin son golü dedim ben hala Hugo Sanchez'in o golündeyim. Ya Hugo Sanchez gerçekten müthiş bir bölüm, müthiş bir adamdı ya. Seni seviyoruz şifreleri çözen adam. Ya, Tersten ay okuyunca... <gülüyor> <gülüyor> evet öyle bir muhabbet vardı yani. Senyor gol. <laughs> ve son golü. 101 maç 50 gol. Bu, bu ilk dokunuş büyük ihtimal Doruk'u etkiledi. Aa bunu mu aldık ya? Evet, Teşekkür ona, ediyorum. Ona e şöyle bir şey yaptık. Seni kıramadık. 3 gol arasında kaldı. 4 gidince, 4 şampiyonlarla golü gidince 19 kaldı. E, herkesin, yani Murat, ben ve e, İlhan'ın farklı e, gol tercihleri olunca ben dedim ki yani Murat'ın tercihini alalım. Ama İlhan sağ olsun şu an sürpriz yapıyor bana. E, burada tabii etkilendiğim şey sağdaki ilk dokunuş sanki avantajı kaybetmiş gibi gözükürken hiç vakit kaybetmeden solla ters köşeye. Yani... Nasıl durduracaksın ki? Hani solu kapatsan sektirip kafayla falan ışırtacak. Abartacak yani. Ve noktalıyoruz bu kariyeri. Milli takımda... Tatsızlıklar var milli takımda. Dört gol mü? Kaç golü vardı? Öyle bir şey vardı. Dört var. 5. Büyük turnuvada bir golü işte. Leton. Letonya 2004. İsveç İsviç maçında penaltılarda penaltıyı atıyor. Onu da uzun uzun anlatıyor bazı röportajlarında. Ve... Yani Dorukla link link ben bütün milli takım gollerinin linkini bulup e, bizzat baktık çünkü milli takım golleri diye bir derleme yapılmamış ne yazık ki çok güzel goller yoktu evet. zaten milli takım kariyeri de cidden e, bahtsızlık diyelim yani öbür öbür topçulara da haksızlık etmemiş olalım ya abi şu an Hollanda milli takımının son dönem e, geniş santrafor havuzu Luke de Jong, <laughs> Bastos, Vegors, gibi oyuncular var. İşte demin övdü, söylediğimiz Vincent Janssen falan bile milli takıma çağrıldı yani O dönem öyle bir durum yok. Ya yani Euro 2000 benim için yani benim Hollanda'yı sevdiğim turnuvadır. İşte biliyorsun o acayip İtalya maçı. Benim için de son Hollanda Hollanda abi. Herkesin penaltı kaçırdığı. Hani duyan penaltı kaçırıyor Hollanda'dan. ya yani orada sahaya girememesi ki çift forvet oynuyor diye hatırlıyorum o turnuvada. <laughs> Değil mi? Berkam oynuyorlar diye hatırlıyorum. İşte Nister Roy var. Ama Nister Roy yoktu o turnuvada da. Nister Roy yok mu orada? Kim? Van Ooydonk geliyordu. Da, Van Ooydonk var. Makay geliyordu. Makay. Dördüncü Forvet Makay. Makay Yugoslavya maçında sakatlanıyor. Evet doğru. Hastanede... Ve hemen ameliyat olmalısın evet. diyorlar ve hastanede e, izliyor maçı ve hastaneden bir ricası var. Biliyorsun Belçika Hollanda'daydı o şampiyona evet. zaten. Evet. Yani Stad'ın çok yakınında bir hastanede lütfen Stad'ı duymayacağım bir odaya beni koyun diyor. Yani herif çıldırıyor oynayamadığı için. Öyle bir bahtsızlığı da var. E zaten İtalya'yı sevdiğimiz oluyor. için <gülüyor> <gülüyor> mutlu olduğumuz bir e, gündü. Metin Özgün'ü çok kızdırmıştım o sevincimle. O bir Hollandalıdır. Cruyff kadar Hollandalıdır. Ama o ikonik maçtı ve beni de açıkçası en, en son bu kadar etkileyen Hollanda o Hollanda'ydı. Çok Turnuva ilerledikçe muhteşem futbol oynuyorlardı. Elbette 2008'de vardır, 2004'te vardır. Advokat'ın, Robben kararları filan elbette vardır. Ama o, o Hollanda, iyi ki izledim dediğim Hollandalardan Hollandaların başında geliyor canım. Yok. Evet, Makay'da maalesef hiçbir zaman. 2002'ye gidemediler, 2004'te hayal kırıklığı oldu filan. 98 çok başları zaten. E tabi, 98'e zaten e, gidemez. Bir de zaten Cliverton tam, şey dönem uçtuğu dönem. Fanoydon falan da o zaman bayağı. Düşün Fanoydon bile o yetenekte şu an olsa abi as oyuncusu belki de milli takımın. O da çok fazla milli takımda oynayamazdı ki. Yani. Ya şey çok enteresan. 98 sonrası 10 senede 4-5 tane A sınıf 9 numara var. Mesela son 10 senede 9 numarası yok ya. İşte diyor Vegors, Bastos falan yani. Hollanda futbol tarihinin en acayip 9 üretimi o aralıkta o olmuş. Yani felaket yani. Şılgınlık. Evet, Zaten bir şanssızlık dediğimiz konu o yani. O döneme denk gelmesi ve o yüzden milli takımda hak ettiği süreyi e, alamaması. Çünkü herkes hak ediyor <laughs> o dönem. Hak etmeyen yok gerçekten. Kesinlikle. <laughs> Tristan'a hiç selam çakmadık ya. Çak geldi yani içinde kalmasın. Ben Tristan Livorno kariyeriyle kötü veda ettiğimiz için. <laughs> Ya <laughs> Güzel hatırlayamıyor. Gerçekten Tristan'ı Livorno Kale'yle hatırlayan 3 e, kişi vardır. Tristan, e, e, eşi... Hayır Tristan değil işte. <laughs> Tristan hatırlamıyor o günleri. Onu diyecektim ya. <laughs> Sadri abimiz Fambasten'e ile ilgili demiş. Her türlü golü atardı. Fiziken de biraz benzerdi demiş. E, golcüleri sevmesem de Tristan'la oluşturdukları ikili benim için çok özeldi kabul ederim demiş. Abi Al sana Tristan'a bir selam. Zaten şampiyon oluyorlar. Şampiyonluk parasını Tristan'a basıyorlar. Mallorca'ya veriyorlar o parayı. Yani bir 20 milyon. Ya düşün Bayern Münih Makayı 20 milyon alıyor. Deportivo için 20 milyon o zaman acayip bir para. Direkt gelen parayı Tristan'a gömüyorlar. Yakışıklı çocuktu onun. Tabii yakışıklı. tarzı. Yakışıklı çünkü Fiora ile ikisi benim adamlarımdan da yakışıklılık olarak ama. Şeyi almadın ama. Livorno. 11'i almadın 11 ama. 11'i alamam. 11 benim Cinola Minola var orada. Çok Cinolayla tehlikeli Cinolayla Tristan'ı kıyaslarsak valla bizi burada <laughs> topu tutarlar. Ağzına sağlık abi. Senin de Teşekkür ediyorum. Güzel oldu. Makay bölümü yaptık. Bir Hugo Sanchez çılgınlığı yaşamadık ama güzeldi. Ya Hugo Sanchez beni çok şaşırtmıştı ama Makaya tabii aşinayım. Biraz çocukluk... <laughs> ıı, aşkım ne miyim de ıı, çocukluk hoşlantım. Bir karar değiştirdik. seriayı adam gibi bitirelim dedik. Tabii. Tam bir bitsin de Öyle konuşalım. Onun için ay sonuna attık. Ee, gene de Serie A'dan çıkmayacağız. seni için gollerine bakacağız. Belki de 20 frikik seçeceğiz. Ee, hemen aklıma bir tane geldi. Roma-Torino. inanılmaz bir İtalya kupası finali. Orada skoru belirleyen friki var. O bile yetmiyor Roma'ya. Çok friki var. Bakalım nasıl çıkacağız işin içinden ama ee, Mihailovic'i öne aldık. Yine de Bologna'ya selam çakacağız biraz alıntılar yaparız, biraz gollere bakarız, biraz Lazio'yu yad ederiz. Biraz Eriksson'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Boskov abimizi, Boskov babayı selamlarız. Çok fazla saygı duruşu yapacağımız bir bölüm olacak. Sonra İtalya Ligi'ne gideceğiz ve üçüncü ve son haftamızda da İtalya milli takımının Spalettin'de izleyeceğini umduğumuz o bölümle Son rotasını çizeceğiz ve kupaya göndereceğiz takımı. Sikam okay, oynat <laughs> hocam. Hocam Ali Güneş'i çıkar. <gülüyor> <gülüyor> o tarz bir program yapacağız. Umarım Spaletti izler. Burada bitiriyoruz Makay'ın gollerini. B-Times'in katkılarıyla, Roy Makay golleriyle karşınızdaydık. Öbür hafta bir forvet değil ama golleriyle büyük ihtimal aklımızı başımızdan alacak. Selamlarımızı, saygılarımızı ve rahmetlerimizi göndereceğimiz Sinisa Mihailovic bölümüyle karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.